Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar, ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuza geçelim beraber. Bugün sizlerle Daniel Locklear'dan bahsedeceğiz. Daniel 10 Temmuz 1998'de Kuzey Carolina'da Rona ve William çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin tek çocuğu. Annesi tarif ederken çok yaramaz bir çocuk olduğunu söylüyor. Ama çok enerjikmiş, aşırı mutlu bir çocukmuş. Bebekliğinden beri böyleymiş. Çok sık gülümsermiş. En basit olaylarda bile eğlenilecek bir kısım bulabilirmiş. Ve çevresine de bu enerjisini oldukça iyi aktarabiliyormuş. Daniel'in ortaokul zamanları Rona ve William boşanma kararı alıyorlar. Şimdi bu kararı alırken de şöyle bir düşünce içerisine giriyorlar. Daniel bundan etkilenmesin. Etkilenmemesi için de biz bu boşanma işlemini tamamlayana kadar teyzesi, büyük annesi ve büyük babasıyla kalsın. Onlar da Güney Carolina'da yaşıyorlarmış. Daniel de zaten bu akrabalarıyla çok iyi anlaştığı için bunda herhangi bir sorun görmüyor ve büyük anne, büyük baba teyzesinin yanına taşınıyor. Normalde yaz tatili sırasında gerçekleşiyor bunlar. Liseye geçeceği yaz diyebiliriz hatta. Ama sonra Daniel orada olmaktan çok mutlu olduğunu fark ediyor. Çok güzel vakit geçiriyor orada ve yaz boyunca orada edindiği arkadaşlar da var. O yüzden annesiyle konuşup boşanma bittikten sonra da liseyi en azından okuyana kadar orada kalıp kalamayacağını soruyor. Annesi de buna izin veriyor. Zaten 2 saatlik bir yol olduğu için sık sık gidip gelebiliyorlar. Yani birbirlerini istedikleri zaman görebiliyorlar aslında. Daniel bu dönemde kiliseye gidiyor. Daha çok çocuklara, kendinden küçük çocuklara yardımcı olabilmek, önderlik edebilmek için. Ve burada bir çocukla tanışıyor. Çocuğun adı Michael Mellow. Biz ona Mike diyelim kısaca. Mike'la direkt tanıştığında çok etkileniyor. Onu çok yakışıklı buluyor ve karakterini de çok seviyor. Mike da çok sosyal bir çocuk. O zamanlar Daniel lise bile başlıyor ve Mike da lise son sınıfta. Okul bittikten sonra da kendisi orduya katılmak istiyormuş. Yani hayat planlaması da, düşünceleri de, tipi de, her şeyi Daniel'ın çok hoşuna gidiyor. Göreceğiniz üzere Daniel mükemmel güzel bir kız. Aynı zamanda çok eğlenceli. O yüzden Mike da ondan çok hoşlanıyor ve aralarında bir ilişki başlıyor. Bu ilişkiden Daniel'ın ailesi haberdar. Mike sürekli gidip geliyor hatta evlerine ve gayet iyi anlaşıyorlar. Annesi de, dedesi, teyzesi, herkes çok seviyor Mike'ı. İlişkileri de gayet güzel gidiyor aslında. Mike'ın bir de arkadaşı var okuldan. Bu çocuğun ismi de Dominic. Dominic ile Mike aralarından su sızmayan bir arkadaş çıktı. Sürekli beraberler. Başta bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor Daniel için de, ilişkileri için de. Ama lise bittikten sonra, yani daha doğrusu Mike liseyi bitirdikten sonra, Daniel da ikinci sınıfa geçince artık okulda sürekli görüşme imkanları olmuyor. Sadece dışarıda ikisinin de ortak müsait zamanlarında görüşebilirler. Ama bu zamanlarda artık sürelerini Dominic'le de paylaşmak zorunda kalıyorlar. Ve Daniel, Mike'ın kendisine yeterince ilgi göstermediğini, zamanın çoğunu Dominic'le geçirdiğini düşünüyor. Hatta bu konuya o kadar sinirlenmiş ki Facebook'tan gönderi bile paylaşmış. Bu gönderisinde de artık aşk hissetmiyorum. Çünkü bazı insanlar erkek arkadaşlarıyla olan ilişkileri yüzünden kız arkadaşlarıyla yeterince ilgilenmiyorlar diye bir paylaşım yapıyor. Bu lisenin bitişi, aralarına Dominic'in girişi, bu tarz şeyler ilişkilerine çok zarar vermeye başlıyor ve sürekli ayrıl barış durumuna geliyorlar artık. Çok fazla kavga ediyorlar, bir hafta küsüp bir hafta barışıyorlar. Anlamsız bir noktaya gidiyor artık ilişkileri. Ama Daniel Mike'ı o kadar seviyor ki tamamen kafasında asla bitiremiyor bu ilişkiyi. O yüzden sürekli Mike'a dönüp dönüp duruyor. 11 Mart 2014 gününde Daniel evde büyük babasıyla beraber, teyzesi ve büyük annesi şehir dışındalarmış sanırım o dönemde. Normalde genellikle bir yere gideceği zaman teyzesinden izin alırmış. Annesi ona emanet ettiği için. Ama teyzesi evde olmadığından Alexis isimli bir arkadaşına gitmesi gerekiyormuş ve bunun için dedesinden izin almak
yapmak istiyor. Dedesi de biraz genç bir adammış. Bizim dedelerimiz gibi değilmiş ve o sırada video oyunu oynuyormuş. Dedesi de izin vermiş çünkü gideceği arkadaşının evi oldukça yakınmış zaten. Sadece çok geç kalmamasını söylemiş. Saat 9.45 10 civarlarında Daniel evden çıkmış bu şekilde. Ama Daniel neredeyse çıkar çıkmaz adam olduğu yerde uyuyakalmış. Uyandığında sabah olmuş neredeyse. Bu yüzden gidip Daniel'ı bir kontrol etmek istiyor. Geldi mi, ne zaman geldi, bir konuşayım diye. Ama odasına gittiği zaman Daniel odasında yok. Telefonuna ulaşmaya çalışıyor ona. Arıyor Daniel'ı ama telefonu kapalı çalıyor. Ki bu çok mümkün olan bir şey değil. Çünkü Daniel telefonsuz asla yapamazmış. Yanından biri ayırmazmış. Ve şarjını fullemeden ya da şarj aletini yanına almadan yine evden çıkmazmış. Bu yüzden adam çok korkuyor ve hemen öncelikle polislere kayıp başvurusu bildiriyor. Hem de teyzesiyle anneannesini arayıp eve çağırıyor. Daniel'ın kaybolduğunu söylüyor. Teyze ve anneanne acilen eve gidiyorlar. Polisin yaptığı arama çalışmalarının dışında biz de bir şeyler yapalım diye teyzesi Gina sanırım ismi sürekli olarak sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Aynı zamanda aklına Mike geliyor. Belki Mike'la konuşmuşlardır diye onu arıyor. Ve Mike'a herhangi bir haber alıp almadığını, en son ne zaman görüştüğünü soruyor Daniel'la. Mark da yaklaşık bir hafta kadar önce ayrıldıkları için herhangi bir şekilde Daniel'la bir süredir görüşmediğini söylüyor. Ama Daniel için o da çok üzülmüş, o da Daniel'ı çok merak ediyor. O yüzden yapılan tüm arama çalışmalarından, sosyal medyada paylaşımlar yapmada aileye yardımcı oluyor elinden geldiği kadar. Bu sırada polis memurları bölgede gençlerin çok sık takıldığı böyle doğa alanı diyeyim, ormanlık alan, taşlık, kayalık alan gibi bir yer varmış ve bunu duydukları için orayı bir kontrol edelim diyorlar. Bölgeye gidiyorlar, arama yapıyorlar. Daniel'a ait orada bulabildikleri tek şey Daniel'ın bir çorabı. Sadece tekini bulabiliyorlar. Ama başka hiçbir iz bulamıyorlar. Sonrasında polislerin aklına o gün Alexis'le buluşmak için çıktığını söylediği geliyor ve o yüzden Alexis'e ulaşıyorlar. Alexis o gün kendi evine hiç gelmediğini, yani akşam gelmediğini ama sabah bu gençlerin takıldığı yerde Daniel'la buluştuklarını doğruluyor. Hatta o gün o bölgeye gittikleri zaman, bu arada dere yatağı gibi bir bölgeymiş. Bu bölgeye gittikleri zaman çekildiği fotoğraflar olduğunu söylüyor ve bunları polislere gösteriyor. Ve o fotoğraflarda da Daniel gözlük takıyormuş o dönem. Gözlüğünde başka kişilerin de olduğunun yansımasını görüyorlar. Sanırım bu kişilerle de görüşüyorlar ama bunlardan da bir şey çıkmıyor. Polis ama Alexis'e bu konuda inanıyor. Çünkü ellerinde olan her şeyi göstermiş. Yani fotoğraflarına kadar ona sunmuş ve hiçbir şey inkar etmeden o gün buluştuklarını ama akşam kendisine gelmediğini söyledi. O yüzden ona biraz inanıyor ve şöyle düşünüyor. Demek ki o zaman Daniel Alexis'e gideceğim diye başka birine gidecekti. Ve muhtemelen bu kişi de ayrılmış olduğu eski sevgilisi olabilir. Çünkü çiftin sürekli tekrarlayan bir ayrıl barış konuları var. Bunu düşünüyorlar. Bunun üzerine Mike'ın evine gidiyor polisler ve Mike'la konuşuyorlar. Ne yapıyordunuz o gece? Bir tanığın var mı? Daniel'le en son ne zaman görüştün gibi sorular soruyorlar. Mike da o gece arkadaşı Dominic'le beraber olduğunu söylüyor ve evde takılmışlar. Polisler bunun üzerine peki senin telefonunu inceleyebilir miyiz bunun için diyorlar ve Mike da hiç sıkıntı çıkarmadan telefonunu polislere veriyor. İnceleme sonucunda gelen bilgilere göre Daniel çok kısa bir zaman öncesinde Mike'a hamile olduğunu söylemiş. Bununla ilgili bir konuşma görüyorlar ve gerçekten şok oluyorlar. Daha sonraysa Mike'ın o gece başka kızlarla, yani Daniel kendisine böyle bir mesaj atmasına rağmen başka kızlarla mesajlaştığını görüyorlar. Ve zaman aralıklarına bakıldıkları zaman bu Daniel'in kaybolduğu süreçlerde olan bir şey olarak görünüyor ve hızlı bir mesaj akışı, devam eden, çok uzun süre kesilmeyen bir mesaj akışı olduğu için o gece evde olduğuna emin oluyorlar Mark'ın. Daniel'in telefon sinyalleri en son nerede alınmış diye bakmaya çalışıyorlar ve saat 22.40 civarlarında, yani evden çıktan bir 40-50 dakika kadar sonra bir bölgede sinyal vermiş. Bu yüzden o bölgeye gidip arama yapıyorlar ama burada da pek bir şey bulamıyorlar. Hatta hiçbir şey bulamıyorlar. Ama Daniel'in kaybolmasından yaklaşık 3 hafta
hafta kadar sonra 2 Nisan'da o gün izinli olan bir polis memuru sanırım gezi amaçlı bir nehir kıyısına gitmiş ve gittiği zaman orada yarı batmış yarı yüzeyde şekilde bir kadın bedeni buluyor. Hemen görevdeki polis memurlarıyla iletişime geçiyor ve bölgeye bir ekip gönderiliyor. Ekipler gelip kızı sudan çıkardıkları zaman adli tıp ekipleriyle beraber fark ediyorlar ki kızın bu şekilde batabilmesi, yüzeye çıkmaması için koluna sarı ipler ucunda beton bloklar bağlamışlar. Ama bu onun tamamen dibe çökmesine yaramamış çok şükür ki. Bu şekilde daha hızlı bulunuyor. Belki istedikleri şekilde dibe batsaydı bu süreç çok daha fazla uzayabilirdi. Aynı zamanda Daniel'in ağzında daha öncesinde ilk arama yaptıklarında bulunan çorabının teki ağzında bulunuyor. İnceleme için adli tıpa gönderiyorlar ve gelen raporda belirtilene göre nefessiz kalma veya boğulma sonucu hayatını kaybetmiş. Boğulma yani ya derede boğuldu ya da çorap yüzünden nefessiz kalarak boğuldu. Bunun tam sebebini keşfedememişler maalesef ki. Aynı zamanda yapılan inceleme sonrasında Daniel'in aslında hamile olmadığı da ortaya çıkıyor. Yani bu konuda Mike'a yalan söylemiş. Daniel'in telefonu kendisi bulunduktan çok kısa bir süre sonra Mike'ın evine çok çok yakın bir mesafede bulunuyor. Bunun üzerine polislerin Mike'a olan şüphesi daha çok artıyor. O yüzden bir arama emri çıkararak Mike'ın evini kontrol etmeye gidiyorlar ve eve gittikleri zaman orada Daniel'in batması için kullanılan beton bloklardan ve bağlama için kullanılan ipin aynısından Mike'ın evinde buluyorlar. Bu yüzden Mike tutuklanıyor ve sorguya alınıyor. Mike yaklaşık 4 gün boyunca hiçbir suçunun olmadığını söylüyor sürekli olarak. Mike'la beraber Dominic de bu arada sorgulamaya alınıyor ve o da aynı şekilde hiçbir suçunun olmadığını, o gün tamamen evde olduğunu söylüyor. Mike alındığı zaman aynı zamanda telefonda tekrar bir incelemeye gönderiliyor ve fark ediyorlar ki Mike telefonuna zamanlayıcı ile mesaj gönderen bir uygulama indirmiş. Yani saat akşam örnek veriyorum 10.30'da şu kişiye şu mesajı göndersin, 11'de şu mesajı göndersin. Bu şekilde telefonu evde bırakıp kendisi evde olmasa dahi mesaj gönderimi yapabiliyor. Ki o gün gönderilen mesajlar da bu uygulama sayesinde gönderilmiş. O yüzden şüpheler iyice artık üzerinde birikmiş durumda. 4 günün sonunda Mike artık itiraf ediyor olanları. Söylediğine göre Daniel'in kaybolduğu gece arkadaşı Dominic Locke'la beraber kendileri konuşmak için gidip Daniel'i almışlar bu hamilelik konusuyla ilgili. Ve bu dere yatağı bölümüne götürmüşler gençlerin takıldığı. Orada Daniel'le konuşurlarken Daniel'e hamile olduğunu kanıtlaması için yanında getirdiği hamilelik testiyle kendi gözünün önünde test yapmasını söylemiş Mike. Ama Daniel bunu yapmak istememiş ve bu yüzden Mike ona yalan söylediğini farkına varmış. O sırada aralarında bir tartışma çıkmış. Ve bu alevlenen tartışma sonrasında Mike orada Daniel'e şiddet uygulamış ve hayatını kaybetmesine sebep olmuş. Muhtemelen kaybetmesine. Bunun üzerine de Daniel'den kurtulmak için kendisini arabada bekleyen arkadaşı Dominic'e seslenmiş ve Dominic de gelip geri kalan kısım için yani bileklerine beton bağlama, onu nehire atma gibi işlemlerde Mike'a yardımcı olmuş. Bu kullanılan çorabıysa Daniel hala ses çıkarmaya devam ettiği için kullandıklarını söylüyorlar. Mayıs 2016'da mahkemeleri sonuçlanıyor ve aldıkları cezalar şu şekilde. Mike bu olaylardan kaynaklı 31 yıl hapis cezası alıyor. Bunun 25 yılı şartlı tahliye imkanı olmayacak. Dominic de 8 yıl hapis cezası alıyor. 6 yıl boyunca şartlı tahliye imkanı olmayacak. Mahkemedeyken Daniel'ın annesi şunları söylüyor. Bebeğimin lise diploması aldığını göremeyeceğim. Onun evlendiğini göremeyeceğim. Anne olduğunu göremeyeceğim. O benim tek çocuğumdu ve siz onu benden aldınız. Onu alırken ruhumu da benden aldınız diyor. Mike Sam mahkemede yaptıklarından çok pişman olduğunu, özrünün hiçbir anlam ifade etmeyeceğini bildiğini ama yine de üzgün olduğunu dile getirmek istediğini söylüyor. Mike'ın annesi Cynthia Malloy mahkemede oğlu adına Daniel'ın annesi Rowna'dan özürler diliyor
ve kendisinin de gerçekten çok üzgün olduğunu, Daniel'ı geri getiremeyeceğini ama özürlerini sunmak istediğini belirtiyor. Rowena da bu özrün belki bir anlam ifade edebileceğini ama kendi kızı mezardayken oğlunun orada hayatta hapishanede yaşamasının adil olmadığını söylüyor Cynthia'ya. Yani düşüncesinin bu olduğunu belirtiyor. Anladığım kadarıyla bu dava yüzünden belki de ölüm cezasına çarptırılabilirlermiş ama yaşlarından kaynaklı sanırım olmamış. Bu geçiyordu makalelerde bol bol. Şu an bildiğim kadarıyla Dominic serbest bırakıldı ama Mike Bertie İslah Kurumu diye bir kurumda cezasını çekmeye devam ediyor. Evet, bu davayla ilgili anlatacağımız bilgi kısmı bu kadardı. Benim düşüncelerime gelecek olursak. Şimdi şuna eminim ki Daniel Mike'ı kaybetmek istemediği için ona hamile olduğu yalanını söyledi. Buna çok net eminim. Sebebi buydu. Ama bu zaten doğru bir şey değil normalde. Böyle bir yalan tabii ki söylememesi gerekir. Yalnız sırf onu kaybetmeyeyim diye yalan söylerken hayatını kaybetti. Mike'ın nasıl bir sinir krizi geçirip de sırf bundan kaynaklı kızın canına kıymak istemiş olabileceğini anlayamıyorum ve bu insanlar daha çok küçük. Yani bu yaşlardayken insanlara zarar verebilen kişileri ileride düşünemiyorum. Yani bu çocuk zaten çok genç yaşta hapse girdi ve çıkacak. İllaki çıkacak oradan. Çıktığı zaman neler yapabilir? Bu çektiği cezadan ders almış mıdır? Yoksa yine aynı şekilde devam eder mi? Bunu kestirmek çok mümkün değil. Yine de dediğim gibi genç yaşta bunu yapabilen kişiler bana çok çok daha ürkütücü geliyor. Ve varsa genç takipçilerim için de şunu söylemek istiyorum. Eğer ilişkinizde ters giden bir şeyler varsa bitirin. Yani onu kaybettiğiniz için emin olun maksimum üzüleceğiniz bir hafta, 10 gün, hadi bir yıl üzülün. Ne olabilir ki yani? Sonrasında geçecek. Ama mesela başınıza böyle bir şey gelmese bile sık sık problem yaşadığınız bir ilişkide emin olun o an çok aşık olduğunuzu hissetseniz de bir gün içinizdeki aşk bitecek ve size kalan sadece mutsuz bir ilişki olacak. Hayatınızı bununla geçirmek zorunda olacaksınız. O yüzden lütfen size değer veren, sizi üzmeyen, sizi kırmaktan korkan insanlarla beraber olun. Önceliklerinizi tamamen aşk üzerine kurmayın çünkü bu bazen yanıltıcı bir duygu olabiliyor. Özellikle genç yaşlardayken belki hiç alakası yokken çok bambaşka hislerden kaynaklı aşık olduğunuzu sanabilirsiniz. Ve lütfen karşınızdaki kişi az önce bahsettiğim muhteşem iyi olduğunu düşündüren davranışlara da sahip olsa ya da gerçekten kötü biri de olsa, ki kötü biri ise bence sürdürmeyin. İlişkinizi kendinizden önemli tutmayın. Bitebilir. Her ilişkiye başladığınız zaman bunun bir sonu olabilir ve bu benden kıymetli değil diye düşünün. Çünkü gerçekten değil. İnsanlar yakınlarını kaybediyorlar. Rowena gibi. Ve bununla yaşayabiliyorlar. O yüzden o ilişki bittiğinde siz de yaşayabilirsiniz. Bu kadar hayatınızın merkezi, bu kadar sonsuza kadar sürecekmiş gibi bir şey olarak hissetmeyin. Eğer bu şekilde bakarsanız emin olun vazgeçebilecek konumda olursanız tüm ilişkileriniz hem daha sağlıklı olacaktır hem de hayatınıza alacağınız insanlar daha sağlıklı olacaktır. Ve bunlar sizin geleceğinizi güzelleştirecek. O yüzden ne olur bu konularda çok dikkatli olun. Evet, benim düşüncelerim dahil bahsedeceğim her şey A'dan Z'ye bu kadardı. Bir sonraki videomuzda yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.